Günaydın, güzel bir günden hepinize günaydın. Temiz bir mutfak, temiz bir evden hepinize günaydın. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim, çok şükür. Kaktüslerime bakıyorum. Kimisi çiçek açmış, kimisi yavruları tutmuş, kimisinin yavruları büyümüş. 41 kere maşallah, maşallah, maşallah. Görüyorsunuz değil mi teyzoşları nasıl güzel büyüdüler? Böyle benim kaktüslerim, çiçeklerim bile sizlerle birlikte büyüyor. Yorumlarda yazmışsınız ki Çağla'cığım eski videolarına denk geliyoruz, sürekli açıp açıp izliyorum. Böyle bir duygulanıyorum, senin eski halini, eski evini, Çınar'ın küçüklüğünü izliyoruz demişsiniz. Vallahi ben de izliyorum, ne yalan söyleyeyim, bazen açıyorum izliyorum. Böyle bir duygusallaşıyorum, bir tuhaf. Böyle YouTube'dayız, sizle birlikte büyüyoruz, sizle birlikte kanalımız büyüyor, sizle birlikte bir şeyler gelişiyor. Buradaki kaktüslerim de çok güzel bir şekilde güneş görüyorlar. Balkona Çağla'cığım çiçeklerini şu kenara koy, askılı kasabilirsiniz diyorsunuz ama ballarım, benim buradaki mermerim, yani mermer mi deniliyor buna? İşte burası geniş değil. Yani aslında geniş ama burada demirim ve camaken falan olduğu için çiçekleri koymak çok riskli. Üst katta oturuyorum. Yani belki rüzgar çıkar, düşer yere falan diye korkuyorum. Bir de böyle hani merkezi bir yerde oturduğum için aşağıda sürekli arabalar oluyor, insanlar geçiyor. Allah korusun, birisinin başına falan düşer. Havanın güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Bugün hava çok sıcak. Dün de güzeldi ama bugün daha bir sıcak. Yazlıkları erken çıkardın diyenler var. Arkadaşlarım, yazlıkları erken çıkarmadım. Bizim burada havalar gerçekten çok güzel ilerliyor. Ve çok çabuk yaz geliyor. Yazlık bölgede oturduğum için. İki gün sadece soğuk oldu. Ben yazlıkları çıkardıktan sonra iki gün soğuk oldu. O da yani soğuk dediğime bakmayın benim. Yağmur yağdı ve hava kapalıydı. Sonrasında hiçbir sıkıntı yok. Yoksa yani mesela Eskişehir'de oturuyorsam Nisan ayında yazlıkları çıkarmak birazcık tabii ki de sıkıntı olabilir. Değil mi boncuğum? Ne yaptım biliyor musunuz? Sabah böyle boncuğu kafesiyle birlikte çıkardım balkona, bir güzel güneş aldı benim oğluşum. Minik oğluşum. Şimdi de orada tünemiş, uyuklamaya çalışıyor bakalım. Çok seviyor burayı. Fenerlerin üzerine çıkıyor. Burada uyukluyor teyzoşları. Ya da şu koltuğun üzerinde oluyor genelde. Evimi bir güzel süpürdüm, temizledim. Toz aldım. Lavabolarımı hallettim. Size bir şey göstereceğim. Ben bunu söylemezsem çatlarım. Ben zaten bunu sizlerin önerisi üzerine yaptım. Bu arada 2-3 gündür de aşırı derecede pembe olanı da öneriliyor yumaşın. Şöyle, ben genelde yumaşın hep şöyle morunu alıyordum. Yumaş alırsam eğer, yani morunu alıyordum. Morunu tercih ediyordum. Gayet güzeldi kokusu ve kalıcıydı ama bunu almadan önce. Ben buna bayıldım. Bunun kokusu daha keskin, daha kalıcı ve daha güzel arkadaşlarım. Kesinlikle bu maviyi tavsiye ederim ama sizlerden özellikle pembe olanı tavsiye edenler var. Pembe bambaşka. Pembeyi kesinlikle dene diyorsunuz. Kesinlikle pembeyi de deneyeceğim. Bir Migros'a gidersen pembesinden alacağım. Söz veriyorum size. Ben bunu da sizlerin önerisi üzerine yaptım. Çağla'cığım, oda spreylerine hiç para verme. Onlar ağır kokuyorlar. Daha fresh, kalıcı, güzel bir oda spreyi yapabilirsin. Yumoşla, işte yumuşatıcıyla, işte fark etmiyor yani hangisini kullanıyorsanız. Ben de tabii ki de sizlerin sözünüzü dinledim. Şöyle mor olanla yapmıştım. Efsane güzel bir kokusu oldu. Çok kalıcı bir kokusu var ve daha doğal güzel olduğunu düşünüyorum ben. Hani oda parfümüne göre. Sonuçta oda parfümleri daha böyle bir ağır oluyor arkadaşlarım bazıları. Bu yumuşatıcı. Mesela giydiğimiz kıyafetlerimize kullanabiliyoruz. Rahatsız etmiyor. Ne yaptım biliyor musunuz? Bunu yarısına kadar kullanmıştım. Şöyle mavi olandan koydum içine, böyle belli bir kısmına kadar. Üzerine de su ilave ettim. Allah'ım, 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 nasıl güzel bir kokudur bu. Sabah işlerimi hallettikten sonra böyle ben havaya değil de halılarımın üzerine genelde sıkarım. O kadar güzel koktu ki şu an evim misler gibi kokuyor diyebilirim size. Ama en kısa zamanda Migros'a uğrarsam, neyse şöyle bir maaş günümüz gelsin de, gerçi maaş günümüz geldi geçti 15'e ama dediğim gibi en kısa zamanda Migros'a gittiğimde şey yapacağım, alacağım pembesinden alacağım. Pembesini de kullanmak istiyorum. Onun da kokusuna bakmak istiyorum. Camlarımı açtım. Bir güzel evimi havalandırdım misler gibi.
Böyle evimi bugün silmedim. Dün sildiğim için temiz. Belki biraz sonra bir mutfağımı silerim. Mopumdan çok 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 memnunum. Çok fazla yorum geldi. Instagram'dan da birçok kişiye link bıraktım. Story'imde de paylaştım. Sanırım bugün bu mop satan arkadaşlar zengin olabilir. Çünkü birçok kişi sipariş vereceklermiş. Böyle. Buranın da mis gibi camını falan açtım, havalandırdım, süpürdüm her yerimi. Bugün Yakup yok, gündüz işe gitti, gece de gelmeyecek. Çınar'ın pembe panterine bakın, bunu çok sevenler var aranızda. Neyse, pardon. Şuradaki resimliği Çınar kırmış, ayağını vurmuş. 2-3 defa düşürmüştü zaten, en sonunda arkasını çıkartmış, kırmış. Ben de onu kaldırmak zorunda kaldım. Böyle masası ne kadar sade olursa ders çalışması, resim çizmesi o kadar da daha kolay oluyor arkadaşlarım. Bilgisayar varken çok sıkıntı yaşıyorduk. Böyle küçücük bir alan kalıyordu Çınar'a. Ama bilgisayar kalkınca biliyorsunuz gönderdik bilgisayarı. O yüzden çok rahat bir şekilde böyle dersini çalışabiliyor oluşum. Şöyle prizlerin kenarlarını siliyorum da. Gözüme battı. Islak mendille siliveriyorum ben böyle. Çünkü çocuklar, ah çocuklar, çocuklu aileler beni çok iyi anlayacaklar. Çünkü ellerinin çikolatalarıyla, cipsiyle, yağıyla bu prizleri el ediyorlar. Ellerini yıkamak için giriyorlar. O yüzden pisliğini değiriyorlar. Ben böyle hani pratik olsun diye arkadaşlar böyle bir iki tane ıslak mendille siliyorum. Böyle gördüğüm yerleri sili sili veriyorum ya. Ne yapayım? Bakın kapının buraya da değmiş. Görüyor musunuz? Kapkara yapmış. Hele hele siyah kara kalem kullanıyorlar ya. Bakın. Ya gerçi evde boya badana yapılacak da işte. İçime de sinmiyor biliyor musunuz? Ben ev böyle duvarlar kirli olunca yaptığım temizlik de içime sinmiyor. Sanki hiç temizlik yapmıyormuşum gibi geliyor. Değil mi boncuk? Değil mi annem? Tamam dermiş o da. Evet arkadaşlarım bizler eve geldik. Oğlumu aldım eve geldim. Oradan ayrıca bir marketime uğradım. Oradan neler aldım size göstereyim. Sözde ekmek almak için uğradım. Öncelikle onu söyleyeyim. Tek amacım ekmek ve kraker almaktı. İki tane ekmek aldım. Ekmek yoktu evde. Çınar biliyorsunuz hem beslenme okuyorum ama hem evde yiyor. Benim de krakerlerinden sadece bir paket almıştım. Kalmıştı. O yüzden şöyle 4'te altın başan krekerinden aldım. Vallahi şu an ne zaman gitsem elime alıyorum geri bırakıyorum. Alıyorum geri bırakıyorum. Diyeceksiniz ki Çağla her şeye kıyıyorsun para alıyorsun niye almıyorsun bunu? Çünkü bu Asferoks'un bende sarı olanından rahat şu an bir 8 tane var. Hiç açılmamış böyle bunun sarısından 8 şişe var. Biliyorsunuz bana hediye göndermişlerdi. Videomu izlemişler, çok beğenmişler, çok mutlu olmuşlar. Ben bunu kullanırken video çekmiştim öylesine. Onlar da keşfetmişler ve bana koca bir kolye 12'li göndermişlerdi sağ olsunlar. Keşke bu mavilisinden de gönderseler. Çok mutlu olurum. Neyse bu mavisi de reklamlarda falan böyle çok övünülüyor ya. Gerçekten de güzel temizlediğini söylüyorlar. Bir de annem almış, kullanmış. Vallahi ben çok memnun kaldım dedi annem. Git bir tane al dedi. Şöyle işte duş akabinde, çeliklerde, musluklarda bu şekilde yani kireç ve işte su kalıntısı, sabun kalıntısı, kireç hiç ovalamaya gerek bile olmuyormuş. Sıktığınız anda çıkarıyormuş, parlıyormuş. Bunu biraz sonra sizlerle birlikte deneyeceğiz. Almasam çatlardım da yanamadım aldım. Çınar gizliden yine bir Makarnex atmış. Sonra geçenlerde A101'den almıştım ya bulaşık makinesi temizleyici. Yanlışlıkla çamaşır makinesi temizleyici almışım ben onu biliyorsunuz. Ve kullanamadım. Şöyle bir tane de bulaşık makinesi temizleyici aldım. Bu arada daha ikisini de kullanmadım. Bunu bugün belki yaparım bilmiyorum. Ama detaylı temizlemem lazım makinenin işini falan. Öyle yapmam lazım. En son bunu temizlemem lazım. Gerçi temiz çok şey değil de kapağını falan köpüklerim yine dedi. Sonra şu çok hoşuma gitti çünkü ben bu Rock markasının bıçaklarından çok memnunum. Bende 2 tane 3 tane vardı. 2 tanesi kayboldu. Birini Yakup balığa götürdü. Birini arabaya koymuş. Böyle bir şey falan için lazım oluyor demek ki. 2 tanesi de evde. Çok memnunum. Al bakayım. Şeyde değilsiniz. Şurada bir tanesi görüyorsunuz. Pembe. Vallahi ben bunu yıllardır kullanıyorum arkadaşlarım. Çok da memnunum. Renk renk vardı bu Rock'un. Yine Rock markasının tırtıksız olanı, daha büyük olanı falan da vardı.
Ya bunun iki tanesi 12.95'ti sanırım ya da 12 liraydı bilmiyorum tam olarak. İki tane aldım. Şöyle bu sefer pembiş değil maviş aldım. Bunların keskinliği falan da güzel oluyor. Paslanmış gibi mi geldi bana? Daha böyle bir şey yoktur ya. Yok değilmiş. Böyle gölgeymiş. Almış olduklarım bunlar toplamda 56.85 kuruş tuttu. Yapmış oldum. Alışveriş hemen Çınar'ın makarnasını yapayım. O makarnası makarnası şimdi tutturdu. Onu yapayım. Onu başımdan sağayım. Karnım doyursun. Sonra birlikte şu işleri deneyelim. Gidelim bakalım şu ürünü mü kullanalım. Mucizeler yaratacak mı? Şimdi böyle bir önce bir musluğumuzu inceleyelim. Var mı? Şu ara kısmında evet var. Sabun kalıntısı lekesi var. Oraya tabii ki yıkarken parmağım girmediği için ancak diş fırçasıyla falan temizlemem gerekiyor orayı. Ki diş fırçası da tamamen girmez. Bir de şu tabii ki diplerinde var. Bir de şu lavabonun şu kenarında var. Sıkacağız bakalım. Ovalamadan çıkacak mı çok merak ediyorum. Açalım önce bunun bir fıs fısını. Şöyle. Haydi bismillah. Çok güzel parlatıyor dedi annem. Sürekli şey, sabun lekelerini de çıkarıyor dedi. Bekleyelim. Ha, kokusu çok güzelmiş. Rengi pek hoş değil ama. Ya rengi pek hoş değil derken rengi de çok güzel ama. Şey arkadaşlar hani böyle rengine baktığınızda sanki bir de çok kuvvetli bir ürün olduğu söyleniyor ya. Sanki böyle çok aşırı ağır kötü bir kokusu varmış gibi duruyor. İnsan öyle hissediyor. Ama kokusu çok 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 güzel. Hatta sarı olanın böyle güzel kokusu yok. Sarı olanın kokusunu ben hiç sevmedim. Ne yalan söyleyeyim. Ama bunun kokusu gayet güzelmiş. Şöyle bekletiyorum birazcık. Gerçi 5 saniyede diyor ama reklamda. Bakacağız. Ha şuraya da sıkayım. Beklesin birazcık. Sabun lekesini çıkarmıştım. Bakacağız. Yok artık. Gerçekten sabun lekesini çıkarmış. Ve güzel parlattı. Şöyle güzel parladı. Şuraya çıkartmadı. Sabun lekesini çıkarttı. Bir saniye. Şöyle yapacağım. Şu diplerine birazcık şöyle süngerimle bir. Çıkarsın şurayı. Şurayı net bir şekilde çıkartmadı arkadaşlar. Ama burada benim yapıştırıcı da olabilir o ya. Ama musluğu güzel yaptı. Şimdi oraya ne dökeceğim? Porçöz. Porçöz çıkardı. Kenarındakini. Yani ürün güzel. Duşakabini falan da güzel yapacağını düşünüyorum. Bilmiyorum aldık artık kullanacağız yani. Ay. Parlattı şu sabun lekesini çıkardı. Çok ağır şeyleri çıkarmıyor olabilir arkadaşlar. Söyleyeyim size. Tuvalete sıktım. Oranın lavabosuna, musluğuna falan sıktım. Lavabosuna. Yani normal lavabo temizliğinde de kullanılabilir arkadaşlar. Vallahi hakkını yiyemem. Çok güzel sabun lekesi çıkarıyor.
Ay keşke öncesini gösterseydim bunun. Tüh. Hepsine sıktım geldim çünkü kamera şeyde kalmış, mutfakta kalmış. Bakın şöyle göstereyim. Biraz önce bembeyaz sabun lekesiydi burası, yalan atamam. Sıktım ve bir şu an daha 5 dakika bile olmadı, anında çıkardı. Sabun lekesini çok güzel çıkarıyor ama çok ağır bir kalıntı varsa onu çıkarmayabiliyor, ben size söyleyeyim. Çünkü çok ağır kireç lekelerini genelde porçöz falan çok güzel çıkarıyor. Şimdi durulayım şunu. Gerçekten ovalamaya gerek kalmıyor yani sabun lekesini. Hakikaten reklamdaki gibi güzel çıkarıyor. Şöyle göstereyim. Bakın güzel parlatıyor, çıkartıyor. Beğendim. Duşakabinde genelde sabun lekeleri oluyor biliyorsunuz. Duşakabin temizliğinde ve duvar, duşakabinin özellikle iç duvar fayanslarının temizliğinde falan bence rahatlıkla kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben güzel yaptım anneciğim şeyde. Balkonda bak, buranın kapısını açık koymuşum. Buraya yaptım. Buranın lavabosunu yıkadım, temizledim. Bir de şurada bir leke var arkadaşlar benim, sarı. Onu ne yaptıysam çıkartamıyorum. Porçöz falan da döktüm ama çıkmıyor. Oraya sıktım, bekletiyorum. Yıkayacağım dibini. Böyle. Şöyle. Bir de dediğim gibi buraları çekemedim işte. Buraya da şey yaptım. Güzel temizliyor, parlatıyor ama bakın görüyor musunuz şu aradakini? Burası bayağı bir böyle kireç kalıntısı var. Burayı mesela çıkartmadım. Kafam ağrıdı, şunu kapatacağım. Burada da yeni bıçaklarımı yıkadım. Bir de şu bıçaklarım kirliydi. Bunları da yıkadım. Makasımı falan yıkadım. Kurulayıp kaldıracağım arkadaşlar. Ve iyice bir şu tarafa alayım. Suyu bir süzülsün. Kurular, kaldırırız onu da. Bugün evde babamız yok işte, o yüzden biz oğlumla menemen yiyeceğiz. Ben de çok severim menemeni, oğlum da çok sever. O yüzden şöyle biber de almıştım ya dün pazardan, ilk biberimizle güzel bir menemen yapayım dedim. Soğan doğradım, iki tane köy biberi doğradım. Burada da tabii ki artık gerçek domates der misiniz demez misiniz bilmiyorum ama ben demiyorum çünkü ne bir domates kokuyor. Yani ne bir domates gibi ama işte domates diye alıp yiyoruz pazardan ne yazık ki. Böyle neden alıyorsun diyeceksiniz. Kışlık o kadar fazla domates menemenli ki, doğramalı domates hepsini yaptım. Ama bitti arkadaşlar, artık tükettim. Hakikaten bitti, tükendi. Son poşeti de geçen gün harcadım. O yüzden artık mecburen domates alıyoruz yani. Bu şekilde birazcık kavuruyorum ben. Menemeni böyle yapıyorum. Biraz sonra biraz toz. Kırmızı biber ve pul biber ilave edeceğim. Su koydum, çay demleyeceğim. Ya tırnaklarımın geleceği kargo hala ortalıklarda yok. Canım çok sıkılıyor. Çünkü kargo dağıtımını gösteriyor sabahtan bu yana ama hala gelmedi. Neyse son günü yarın, eğer yarın da gelmezse sıkıntı var demektir diye düşünüyorum ben. Trendyol'a da ulaştım. Trendyol'un kendi kargosuyla gelecekmiş ürün. Eğer dedi canlı destek yapmışlar da şu an orada, oraya ulaştım, konuştum. Kargonuzun son günü yarın diyorlar. Eğer yarın da gelmezse tekrardan bize ulaşın dediler. Bakalım tekrardan onlara ulaşacağım. Çayımı içtim, kahvemi içtim. Saat gecenin yarısı oldu. Birazcık TikTok'ta takıldım. Sonra bayağıdır da böyle WhatsApp'ta falan takılıyorum. Televizyon izledim birazcık. Ondan sonra her işi yaptım anlayacağınız. Bir türlü edit yapamadım. Yani yapabilirsem şimdi yapacağım da yapamazsam da arkadaşlar. Bir su alayım bir saniye. Nere kalktı da? Of! O kalktı. Şişe. İşte anlayacağınız arkadaşlar, bir edit yapmaya vakit bulamadım yani. Edit yapacağım. Gerçi şu an saat daha 12. Çeyrek geçiyor. Ama uykum da yok. Çünkü kahve içtim. Sek kahve içtim. Uykumu iyice kaçırdı. Şey yaptım. Tırnaklarım gelmedi. Kargodan çok üzgünüm ya. Umarım yarın gelir. İnşallah gelir. Trendyol'la şey yaptım. İletişime geçtim. Bana oradaki bayan dedi ki, bahsetmiş miydim size bilmiyorum ama yarın son günüymüş sanırım, yani yarın gelme ihtimali varmış, yarın da gelmezse tekrardan benimle iletişime geçin dedi.
Boncuğumun üstünü örtmeyi unutmuşum. Işık kapalıydı gerçi ama. İnşallah umarım yarın gelir. Ama benim elimde böyle önceki tırnaklarım vardı. Göstereyim size. Bunları taktım ama yani çok beğenerek takmadım anlayacağınız. Çünkü neden diyeceksiniz? Şey, boyutları birazcık farklı gibi birbirinden. Hani bu küçük tuvaletime şey sıkmıştım ya, o mavi asperoksan sıkmıştım ya, o sarılı almış arkadaşlar. Ben beğendim. Görüyor musunuz şurada? Oje kutum var. Beğendim. Gerçekten beğendim. Çünkü çok güzel bir kokusu var. Kalıcı bir kokusu var. Mesela banyo tuvalet temizlediğinizde falan güzel kalıcı bir koku bırakıyor. Aynı zamanda o sarılı tıraklığı da geçirdi. O yüzden ben çok beğendim bunu. Şöyle göstereyim size. Bir de çok bereketli bir ürün. Şöyle koyayım sizi. Çok bereketli bir ürün arkadaşlar bu. 1 kilo var. Evet. Şöyle 1 kiloluk bir ürün. Bunlardan bende şu sarılarından var. Yine göstereyim. Sizi de biliyorsunuzdur gerçi. Şunlardan var. Sarılarından. 7-8 tane falan dedim ama yok, o kadar yok. 4-5-6 tane var. 6 tane kalmış. Bir tane de şöyle mavisinden var. Hoşuma gitti yani bu, anlayacağınız. Böyle banyo tuvalet temizlemek için hem su, sabun lekelerine iyi geliyor, hem kireç lekelerine iyi geliyor. Bunun için kullanabileceğim bir ürün olabilir. Fiyatı şu an 15 lira. A101'den 15 TL'ye aldım. Ama daha yeni yeni çıktığı için sanırım belli olmaz ve 2-3 gün sonra fiyatı tavan yapabilir yani. Bir de şöyle bir şey var, ben ne zaman bir şey alsam, bir şeyin tanıtımı yapsam anında fiyatı uçuyor ya, anlamıyorum. Mop'un da fiyatı anında uçmuş. 145'ten aldım ben indirimden. Normalde onun fiyatı ne kadardı? 190-180, bu şekilde değişiyordu fiyatları başka sitelerde. Ben 145'e indirimden denk getirdim aldım ama şu an 159 lira olmuş, 154 lira olmuş. Yani fiyatı da artmış anlayacağınız. 25 defa alacağım dedim ürünü. Kaç tur size söylüyorum. Alacağım alacağım diye bir türlü almak nasip olmadı. Almak nasip olmadı da demeyeyim, yalan asmayayım da. Almak istemiyordum dediğim gibi, elimde çok olduğu için sonunda aldım ve sizlerle birlikte de denedik yani. Hani hangi bölümlerde kullandığımı gördünüz zaten. Nelerde kullanabileceğinizi de söyledim zaten ballarım. Birlikte de denedik zaten ürünü. Sonunda da aldım, denedim. İçim rahatladı. Ben şimdi sizlerle artık vedalaşmak istiyorum. Şu gözlüğümden falan her şeyimden kurtulacağım ve artık telefonumu şarja takayım. Birazcık uzanayım. Ya uykum da aslında hiç yok ama uyumakta zorundayım çünkü sabah erken kalkacağım. Bir de bakalım, yarın birkaç işlerim var. Oraya gitmem lazım, işlerimi halletmem lazım. Cumartesi günü de zaten malum 23 Nisan ve 23 Nisan kutlamaları olacak okulda arkadaşlar. Sabah 10'da tören başlayacakmış. Bir de yarın kargom gelecek, bir de o durum var. Gerçi Yakup evde olacak, yatar uyur. Ama herhalde zil sesini de duyar diye düşünüyorum yani. Zili duyarsa kalkar kargoya teslim alır, en azından ben evde olmasam da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Her neyse, bugün de böyle bugünün de özetini geçmiş oldum sizlere. Güzel bir gün geçirdik. Böyleydi yani. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi kocaman. Kocaman kocaman. Kokulu kokulu. Hoşçakalın.